Cem TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmelerle Cem TV ana haber bültenine başlıyoruz. Türk siyasetinin renkli simalarından Tunceli denilince akla ilk gelen isimlerinden biri olan Kamer Genç'ten acı haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören genç Hakk'a yürüdü. Bu feneri getirip de o başlarına yani boyunlarına asacağım bu kedi feneri. 6 kez meclise girdi, yeri geldi, tek başına muhalefet etti. Türk siyasetinin en renkli simalarındandı Kamer Genç. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ancak bugün acı haber geldi. Kamer Genç 76 yaşında Hakk'a yürüdü. Ya şimdi sen aklın varsa kendine sakla. Sen kendine sakla. Kamer Genç 1940'ta Tunceli'nin Nazimi ilçesine bağlı Ramazan köyde doğdu. Fakir bir Alevi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen genç başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'ta Ankara'da Maliye Okulu'nda yatılı olarak girdi. 1966'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Hemen ardından Danıştay sınavına girdi ve kazanan tek isim oldu. 5 milletvekili kalkıp diyebilirdiniz ki efendim oylama yanlış yapılmıştı diyecektiniz. Kamer Genç 1974-1976 yılları arasında Fransa'ya gitti. Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Danıştay Tetkik Hakimliği ve Savcılık yaptı. 1981 yılında askeri yönetim tarafından Tunceli'den Danışma Meclisi üyeliğine seçildi. Milli Güvenlik Konseyi'nin tepkisini çekmek pahasına 12 Eylül Anayasası'na hayır oyunu veren isimlerden biri olmuştu. Bu sebeple 1983'teki milletvekili adaylığı askerlerin vetosuna takıldı. 1987 yılına kadar mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e, 1996'dan 1999'a ve 2001-2002 yılları arasında 3 kez de meclis başkan vekilliği yaptı. Kamer Genç, Alevi yurttaşların sorunları için de mücadele ediyordu. 1995 yılında kurulan Cem Vakfı'na destek verdi. Cem Vakfı'nın kurucu üyesiydi. 2002 seçimlerinde ise DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 seçimlerine bağımsız olarak katılıp meclise yine girmeyi başardı. 24. dönemde CHP'den Tunceli milletvekili olan Kamer Genç, 7 Haziran genel seçimlerinde ise sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmemişti. Kamer Genç pankreas kanseriydi. Amansız hastalıkla uzun bir süre mücadele etti. Amerika'da tedavi gördü, yurda döndü. Ancak aylardır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altındaydı ve bugün acı haber geldi. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Tunceli ile özdeşleşen Kamer Genç 76 yaşında Hakk'a yürüdü. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. hükümetin programını açıklarken Alevilerin sorunlarının 21 Mart'a kadar çözüleceğini söylemişti ve ilk adımlar atılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı'ndan Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın önderliğindeki heyete davet geldi. Görüşme pazartesi günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Ancak milyonlarca Alevi yurttaşın ve Cem Vakfı'nın beklentisi ahim kararlarının hükümet tarafından yerine getirilmesi. İşte ayrıntılar. Cem Vakfı mücadele etti, ahimden zaferlerle döndü. Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın bilinçli ve ısrarlı gayretleri sonrası Aleviler haklarına kavuşmaya başladı. Geleneksel irfan merkezleri ve cem evlerine hukuki statü tanıdık. Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. hükümet programını açıklarken ilk mesajı böyle vermişti ve Alevilerin taleplerinin 21 Mart'a kadar çözüleceği ilan edildi. Düzenleme için mevzuat çalışması Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işbirliğiyle yürütülecek. Ancak çalışmanın içeriği henüz netleşmedi. Elektrikle ilgili arazi tahsisidir. Arazi tahsisi, dedeleri. İmar planında evet. Cemevlerinin gösterilmesi konusudur. Elektrik faturalarıyla ilgili ödemelerdir. Alevi dedelerine ücretin, maaşın verilip verilmemesi konusudur. Bunları konuşacağız. Hükümet işte bu konuları konuşmak için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
Geleneksel irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili Adalet Bakanlığı Alevi kanaat önderlerine davet gönderdi. Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın başkanlık yapacağı heyet 25 Ocak Pazartesi günü saat 14'te Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Heyette yer alacak diğer isimler ise Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut, Doğan Bermek ve Ali Ekber Yurtdede olacak. Hükümet temsilcilerinin Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın önderliğindeki heyete ne istediklerini sormaları beklenmiyor. Zira Alevilerin taleplerini ve sorunlarını bilmeyen yok. Milyonlarca Alevi, Cem Vakfı'nın Ahim'de kazandığı davaların yerine getirilmesini istiyor. Profesör Doktor İzzettin Doğan başkanlığındaki Cem Vakfı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı ilk dava zorunlu din dersleriyle ilgiliydi. Oy birliğiyle alınan kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkı ile ilgili maddesinin ihlal edildiği belirtilmiş, zorunlu din dersi uygulamasına derhal son vermesi istenmişti. Ahim'in kararında ayrıca en kısa sürede öğrencilerin din dersinden muaf tutulabilecekleri bir sisteme geçilmesi gerektiği de belirtilmişti. Cem Vakfı'nın uluslararası mahkemede kazandığı ikinci dava ise cemevleriyle ilgiliydi. Ahim, cemevlerinin ibadethane olduğunu bir kez daha tescilledi. Cemevlerinin de camiler gibi elektrik, su ve yakıt faturalarından muaf tutulması gerektiği belirtildi. Ayrıca Alevilere ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Türkiye ilk kez böyle bir suçtan hüküm giydi. Başta Cem Vakfı olmak üzere milyonlarca Alevi yurttaş şimdi bu kararların uygulanmasını bekliyor. Öte yandan Cem Vakfı'nın Ahim'deki 3. davasında da karar bekleniyor. Davanın konusu genel bütçeden Alevi İslam inancına da pay ayrılması. Yani toplanan vergilerin adaletli bir şekilde dağıtılması isteniyor. Dedelere maaş bağlanması ve sosyal haklar tanınması gibi talepleri barındırıyor. 3. dava Ahim'in en yetkili organı olan ve 17 yargıçtan oluşan büyük dairede görüldü. Cem Vakfı heyeti ve hükümet temsilcileri dinlendi. Ayrıca taraflara yazılı soru verildi, yanıtlamaları istendi ve aradan 7 ay geçti. Uluslararası mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Cem Vakfı'nın Ahim'deki bu 3. davayı da kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bültenimize acı bir haberle devam ediyoruz. Operasyonlar nedeniyle 14 Aralık gününden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'de güvenlik güçleriyle PKK'lar arasında çatışmalar bugün Sur ilçesinde yoğunlaştı. Çatışmada öğlen saatlerinde PKK'ların açtığı ateşle özel harekat timinde görevli polis Bayram Özdere şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Bayram Özdere'nin ordudan geçici görevle Cizre'ye gittiği öğrenildi. HDP'li Leyla Zana'nın sürpriz bir adım atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğu öne sürüldü. İddiayı doğrulayan Cumhurbaşkanı, kanaatim kabulden yanadır ifadesini kullandı. HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğu ileri sürüldü. İlk olarak Sabah gazetesinden Hilal Kaplan, Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Zana'ya randevu verebileceğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zana'nın randevu talebini doğruladı. Henüz değerlendirme aşamasında olduklarını söyleyen Erdoğan, kanaatim kabul edilmesinden yanadır. Kabul edip kendisiyle görüşebiliriz diye konuştu. Leyla Zana çözüm süreci başlamadan önce 2002 yılında bu sorunu çözerse Erdoğan çözer demiş, yeni randevu talebinde bulunarak Erdoğan'la bir araya gelmişti. Teröristler hain saldırılarına devam ediyor. PKK'lılar Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında bomba ve roketarlarla saldırı düzenledi. Neyse ki ölen yok, ancak 9'u polis, 10 kişi yaralandı. Teröristler yine pusu kurdu. Polis servisi hedef alındı. Hain saldırıda 9'u polis, 10 kişi yaralandı. PKK terör örgütü bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesinde saldırdı. İçi polis dolu servis aracı İpek yolundan geçiyordu. Ancak teröristlerin hedefi oldu. PKK'lılar bomba ve roket atarlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.
kısa süreli çatışma yaşandı. PKK'lı teröristler kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıda 9 polis memuruyla bir sivil yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çatışma nedeniyle İpek Yolu da bir süre trafiğe kapatıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Teröristler çocukları da hedef aldı. Diyarbakır'da karne almak için büyük bir heyecanla okula giden çocukların hevesini kursaklarına bıraktılar. Okula el yapımı patlayıcı atıldı. 5 öğrenci yaralandı. Teröristler hain saldırılarına devam ediyor. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Çelebiyeser Ortaokulu'nda yaşandı. Teröristler okulun bahçesine parça tesirli el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı infilak etti. 5 çocuk kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat ve beraberindeki 120 kişilik heyet bugün Diyarbakır'daydı. Heyet önce cinayete kurban giden Tahir Elçin'in mezarını ziyaret etti. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanları'yla da görüşen CHP'liler sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde de vatandaşların sıkıntılarını dinledi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, milletvekilleri, belediye ve ilçe başkanlarından oluşan 120 kişilik bir heyetle Diyarbakır'a gitti. Cemal Can Polat başkanlığındaki heyet, Diyarbakır programına Tahir Elçin'in kabrini ziyaret ederek başladı. Bir sonraki duraksa Diyarbakır Baro Başkanlığı oldu. Hukukun üstünlüğü, insan haklarının, özgürlüklerin, demokrasinin tam kurallarıyla uygulanana kadar biz bu barış söylemlerimizi devam edeceğiz. Cemal Can Polat başkanlığındaki heyet daha sonra valiliğe geçerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra sokağa çıkma yasağının ve çatışmaların sürdüğü Sur ilçesine gitti. Esnafla sohbet eden CHP'lilere ise vatandaşın ilgisi yoğundu. Bugün Sur'da yaşananlar ne İslami'dir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden dün gece Türkiye'ye geldi. Bugünse mecliste temsil edilen siyasi partilerin milletvekilleriyle görüştü. Ancak o görüşmeye MHP katılmadı. Biden yarınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'yla bir araya gelecek. Amerika'nın iki numarası Obama'nın yardımcısı Biden dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. İlk işi ise siyasi parti temsilcileriyle görüşmek oldu. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yuvarlak masa toplantısına AK Parti'den Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu, CHP'den Fikri Sağlar ve Sezgin Tanrıkulu'yla HDP'den Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan katıldı. MHP ise davete red yanıtı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir zeminde bulunamayacağı ifade edilerek muhataplarına iletilmiştir. Joe Biden'ın sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazetecilerle görüşeceği de öğrenildi. Biden yarınsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Suriye sınırının güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Türkiye'ye ilk kez sınırda kullanılabilecek teknoloji sağlama konusunda destek verileceği belirtiliyor. Böylece sınırdaki kaçak geçişlerin önüne geçilmesi bekleniyor. Amerika Başkan Yardımcısı Türkiye'ye gelmeden önce ise Davos'ta Irak Başbakanı Haydar İbadi ile görüştü. Biden İbadi görüşmesinde Kuzey Irak'taki Türk askerleri de ele alındı. Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, bağımsız bir devlete sahip olmalarının ilk kez bu kadar yakın olduğunu söyledi. Barzani, Türkiye'nin de buna karşı çıkacağını sanmıyorum dedi. Mesut Barzani Erbil'de İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Orta Doğu'daki sınırları belirleyen yeni bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kürt lider Barzani, uluslararası toplumun Irak ve Suriye'nin yeniden birleşemeyeceğini kabul etmeye başladığını da savundu.
Kürtlerin hedefi olan bağımsızlığın komşu ülkeler tarafından önceleri sertçe reddedildiğini ifade eden Barzani, ancak buna şimdi hiç olmadığı kadar yakınız dedi. Mesut Barzani, Türkiye'nin tutumunu soran muhabire, bunu kabul edip etmeyeceklerini Türkiye ile konuşmadık, karşı çıkacaklarını sanmıyorum yanıtını verdi. Barzani ayrıca kimseye tehdit oluşturmuyoruz ve haklarımızı kullanmak için izin istemiyoruz ifadesini de kullandı. Başbakan Davutoğlu Davos'taki temaslarını tamamlayarak Almanya'nın başkenti Berlin'e geçti. Davutoğlu, Alman mevkidaşı Angela Merkel tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından basın açıklaması yapan Başbakan Davutoğlu, Türkiye ve Almanya'nın Berlin'de tarihi bir adım attığını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya'da. Davutoğlu ve Alman mevkidaşı Merkel, Türkiye-Almanya hükümetler arası istişare toplantısında başkanlık etti. Toplantı sonrası ise iki lider basın toplantısı düzenledi. Berlin'de tarihi bir adım atarak hükümetler arası istişare toplantısı gerçekleştirdik diyen Başbakan Davutoğlu, Türkiye ile Almanya ilişkileri güçlü bir yapıya kavuşuyor ifadesini kullandı. Angela Merkel ise istişare toplantısının en önemli maddesinin mülteci krizi olduğunu dile getirdi. Türkiye ile iyi bir kabul anlaşması zaten imzalanmış bulunuyoruz. 18 Şubat'ta tekrar bu konuları ele alacağız. Göçmen sayısını azaltmak için gerekeni yapıyoruz diye konuştu. Ne yazık ki göçmen faciası haberiyle devam ediyoruz. İzmir'in Foça ilçesinden denize açılan 50 mültecinin lastik botu alabora oldu. Korkunç olayda 5'i çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de kurtarıldı. Kaybolan 13 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Yine plastik bot battı. Göçmen faciası yaşandı. Denizden 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İçinde 50 mültecinin olduğu tekne İzmir'in Foça ilçesinden denize açıldı. Amaç yasa dışı yollardan Avrupa'ya kaçmaktı. Ancak olmadı. Hayaller yarım kaldı. Lastik bot Aslanburnu açıklarında alabora oldu. Ege Denizi'nde yine can pazarı yaşandı. Balıkçılar denizin üzerinde cesetleri görünce sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. 5'i çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kişi ise son anda kurtarıldı. Ege Denizi'nde kaybolan 13 kişi ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan mülteciler Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildi. Mültecilerin Suriye ve Iraklılardan oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı ve İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Birçok yer beyaza büründü. Megakentteki kar yağışının pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bölümü yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok şehirde kar bekleniyor. Meteoroloji yine kar geliyor dedi, beklenen oldu. İstanbul yeniden beyaza büründü. Yurdun büyük bölümü yeniden bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Aslında meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı ve beklenen beyaz esaret yeniden kapıyı çaldı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı başladı. Akşam saatlerine doğru da etkisini artırdı. Zaman zaman rüzgarla birlikte tipiye dönüştü. Çatılar, arabalar karla kaplandı. İstanbul'da etkili olan kar yağışının 4 gün boyunca devam edeceği belirtiliyor. Yani bu hafta sonu kar var. Ancak hava sıcaklığı salı gününden itibaren artışa geçecek. Meteorolojiden yurt geneli içinde uyarılar yapıldı. Orta Karadeniz'in iç kesimlerine görülen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Tokat, Amasya, Çorum'la Ordu, Samsun ve Giresun'un iç kesimlerinde yoğun görülecek. Kar yağışı Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyiyle Sinop'ta önümüzdeki hafta başına kadar kuvvetli olacak. Ayrıca Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde'de de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
2015-2016 eğitim ve öğretim yarı yılı tamamlandı. Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kimi öğrenciler emeklerinin karşılığını takdir belgesiyle aldı, kimisi ise düşük not almanın hüznünü yaşadı. Ancak bazı öğrenciler var ki onlar karne sevincini dahi yaşayamadı. İşte yurdun dört bir yanından gelen karne görüntüleri. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Son ders zili çaldı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yarı yılı tamamlandı. Yurdun dört bir yanında 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı. İstanbul'da hem veliler hem de öğrenciler heyecanlıydı. Kimisi çalışmalarının karşılığını gördü, takdir aldı. Kimisi de düşük notların hüznünü yaşadı. Karnem güzel geldi. Çalışınca başarıyoruz. Tek gereken şey çalışmak. Ya 2 puanla teşekkürü kaçırdım ama ne yapalım? En az öğrenciler kadar heyecanlı birileri daha vardı. Onlar da anne babalardı. Takdir getiriyor. İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrenciler mutluydu. Çünkü 2 haftalık bir tatil onları bekliyordu. Burası da Mardin. Nusaybin ilçesi sık sık çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarıyla gündeme geldi. Ancak bugün orada da karne sevinci vardı. Öğrenciler ellerindeki karneleri gururla gösterdiler. Bir de onlar kadar şanslı olamayan öğrenciler vardı. Cizreli öğrenciler okullarının 40 gündür kapalı olması sebebiyle bu sevinci yaşayamadı. Yüzleri asık, kalpleri ise kırıktı. Çocuklar karnelerini alıyorlar ama biz alamıyoruz. Biz çok üzülüyoruz. Umut aynı adı gibi umutluydu. Karnesini alabilmeyi çok istedi. Ancak yaşanan çatışmalar bunu engelledi. Konuşurken bile ardından bomba sesleri işitildi. Çok üzülüyoruz. Öte yandan başta Ankara olmak üzere kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde de okullar tatil. Söz konusu illerde karneler dağıtılmadı. Karne alamayacak öğrencilerin karnelerini önümüzdeki hafta içerisinde okullarından alabilecekleri ya da e-okul üzerinden karnelerine ulaşabilecekleri açıklandı. Kayseri'dense acı bir haber geldi. Seyfi Canka henüz 13 yaşındaydı. O da bugün karne alacaktı. Ancak olmadı. Notları kötü olduğu için intihar etti. Uzmanlar ise uyarıyor. Zayıf not getiren çocuklara karşı daha temkinli olunması isteniyor. Ailelerin tatil döneminde öğrencilere baskı yapmaması gerektiği de belirtiliyor. Yarı yıl tatilinde 30 bin öğretmenin ataması da gerçekleştirilecek. Öğretmen ataması için başvurular 2-8 Şubat'ta alınacak. Atamalar 11 Şubat'ta atama kurayla yapılacak. Evet, eğitim evet. Öğretim yılının ikinci yarısı ise 8 Şubat pazartesi günü başlayacak. Bugün milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Ancak kilise o heyecan yerini korku ve tedirginliğe bıraktı. Hatırlayacaksınız, hafta başında Suriye'deki IŞİD mevzilerinden ateşlenen Katyuşa füzeleri kilisteki okulun bahçesine düşmüştü. Bir kişi ölmüş, bir öğrenci, 4 kişi de yaralanmıştı. İşte o okulda bugün hüzün vardı. Karne almak için okula gelen çocuklar yeniden o anları yaşadı. Hatırladıklarını bakın nasıl anlattı. Bir baktık bomba sesi duyduk. Şeyi tam yazı yazıyorduk. Bir baktık yanımızda bomba patladı. Bir tane cam kırılmış. Biz de hemen dışarı çıktık. Yaşadığı korku yaşından büyüktü. Karne heyecanı yaşaması gerekiyordu ama onun yerine bunlar döküldü ağzından. Karne almaya geldik. Evet. Çok üzgünüz. Okulumuzun camları kırıldı. Eğitim yapamadığımız için çok üzgünüz. Hafta başında Suriye'deki IŞİD mevzilerinden ateşlenen Katyuşa füzeleri kilisteki Eyüp Gökçen İmam Ortaokulu ve Nazlı Ömer Çetin İlkokulu'nun bahçesine düşmüştü. Bir kişi ölmüş, bir öğrenci, 4 kişi de yaralanmıştı. Aslında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çünkü o sırada onlarca çocuk dersteydi. Bombanın ardından okulun duvarları viraneye döndü. Büyük hasar oluştu. Sen bugün gelirken korktun mu okula? Evet, çok korktum hem de. Ben şuradan geçemedim. Her buradan geçtikten
gözümün önüme geliyor. Bugün milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Ancak kilisteki öğrenciler bu duygudan yoksun kaldı. Çünkü hepsinin yüzünde tarif edilemez bir korku vardı. Ya yeniden olursa? Çok korkuyoruz. Gene bomba atılmasından çok korkuyoruz. Onun için karneler alıp gideceğiz. Okulda karneler dağıtıldı. Ancak heyecan yoktu. Onlar duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler yaşananları yeniden hatırlayıp ağladı. Zaten birçoğu da karne almaya gelmemişti. Gelenler de yanında anne ve babasını getirdi. Aileler de yaşananlara isyan etti. 15 gün içerisinde yaparız. Bu 15 gün içerisinde tamir olacak mı? Bu tamir olsa çocuklarımızın içindeki yaralar tamir olacak mı? Sarılacak mı? Sarılmaz. Ben zannetmiyorum. İşte çocuklar bu yaşananların ardından karnelerini aldı. Ardından da evlerinin yolunu tuttu. Hepsi o okula bir daha nasıl geri döneceklerini düşünerek gitti. Kızım aldın mı sen? Osmaniye'de yaşanan bir kaza yürekleri burktu. İlk karnesini alan Ahmet büyük bir heyecanla evine gidiyordu. Ancak karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kaldı. Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise kar kazaya neden oldu. Yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. İlk karnesini aldı ancak sevincini yaşayamadı. Ahmet otobüsün altında kalarak can verdi. Feryatların yükseldiği yer Osmaniye. 6 yaşındaki Ahmet Ali Tavla, Akyerköy İlkokulu ana sınıf öğrencisiydi. Sabah erkenden kalktı. İlk karnesini almak için annesiyle okula gitti. Sonra da birlikte evin yolunu tuttular. Polis evi kavşağında minik öğrenci annesiyle servis minibüsünden indi. Yolun karşısına geçeceklerdi. Ancak Ahmet annesinin elinden kurtuldu, yola fırladı. İşte her şey o andan sonra oldu. Halk otobüsü Ahmet'e çarptı. Tekerlerin altında ezilen küçük çocuk olay yerinde can verdi. Anne ise fenalık geçirdi. Acı haberi duyan yakınları da olay yerine akın etti. Halk otobüsü sürücüsü gözaltına alındı. Zonguldak'ta etkili olan karsa beraberinde kazayı getirdi. Yolcu minibüsü tıra çarptı. İkisi çocuk, 11 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Ayhan Karaca direksiyon başında sıkıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücü yarım saatlik çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gaspçılar taksiciye kaza yaptırdı. İstanbul'da Nişantaşı'ndan taksiye binen iki şahıs teyzelerini alacaklarını söyleyerek taksiciyi kandırdılar. Ardından da sürücünün telefonunu almaya çalıştılar. Gaspçılara direnen taksici ise direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin duvarına çarptı. Zanlılarsa telefon alarak kayıplara karıştı. Gaspçılara direndi, kaza yaptı. Taksi sürücüsü hayatını zor kurtardı. Korkutan olay İstanbul'da yaşandı. Nişantaşı'nda iki kişi Murat Tanrıverdi'nin taksisine bindi. Teyzelerini alacaklarını söylediler. Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ne gitmek istediler. Dışarı çıkınca burada bir taksiciyi gasp ediyorlar. Nişantaşı'ndan binmişler. Hacı Hüseyin Mahallesi'ne geliyor diye. Teyzemi alıyoruz diye taksiciyi gasp ediyorlar. Telefonunu almışlar, adamı da darp etmişler. Taksici başına geleceklerden habersizdi. Zanlılar önce telefonunu almaya çalıştılar. Ancak gaspçılara direndi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir evin duvarına çarptı. Taksi de oraya kazayla bizim eve küt vurdu. Apar topar evden çıktık. Taksinin altına ev halkı da kalayazdı. Zanlılar kaçtı kaçmasına ama kaçarken de taksicinin telefonunu çaldı. Taksi sürücüsü Murat Tanrıverdi ise şoktaydı. Yardımına mahalleli koştu. Ambulans çağrıldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Hocam bütün sorunlarını kollarına al. Canını zor kurtaran taksici hastaneye kaldırıldı. Polis de gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Bitlis'te yol kontrolü yapan polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Hareketlerinden şüphelendikleri bir kişinin valizini aradılar. İşte o valizin içinden tam 8 kilo eroin ele geçirildi.
Zehir tacirleri yakayı ele verdi. Valizin içine gizlenmiş 8 kilo eroin ele geçirildi. Görüntüler Bitlis'ten. Polis ekipleri yol kontrolü yapıyordu. Bir yolcu otobüsü durduruldu. Didik didik arandı. İlke isimli bir yolcunun hareketleri şüpheliydi. Şahıs otobüsten indirildi, valize arandı. Sadece kıyafetler vardı. Ancak gizli bölümler ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Valizden astarın içine saklanmış tam 8 kilo 375 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Kahveler. Kokuyu öldürmek, için üzerine dökülmüş kahve. İlke isimli şahıs gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Eroin maddesi. Türkiye'de dün bir ilk yaşandı. Tuzla Spor ekibi Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Kadıköy'e efsanevi 500 T numaralı özel halk otobüsüyle gitti. Amaçsa alt liglerde mücadele eden takımların yaşadığı maddi sıkıntıya dikkat çekmekti. Tuzla Spor dediğini yaptı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular hepsi tek tek akbil bastı. Fenerbahçe maçına halk otobüsüyle gitti. Türkiye Kupası H grubunda Fenerbahçe'nin dün akşamki rakibi 2. Lig ekiplerinden Tuzla Spor'du. Kulüp yönetimi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitmek için ilginç bir yol denedi. Karşılaşmaya İstanbul'un en uzun hatlarından biri olan 500 T numaralı halk otobüsüyle gidildi. Hocam. Tekrar. Baba akbil bitti, bir daha basma. Dönüş nasıl olacak? Amaç alt liglere mücadele eden takımların yaşadığı maddi sıkıntıya dikkat çekmekti. Öyle de oldu. Kulüp başkanı Ahmet Çavuk ilgiden memnundu. Burada derdimiz kimseyi incitmek değil. Amaç gerçekten farkındalık oluşturalım. Dikkati bir noktaya çekmekle alakalı öyle bir proje hayata geçirmiş olduk. İnşallah amacımıza ulaşırız. Mavi beyazlıları yollarda görenlerse şaşkındı. Yolculuk 1,5 saat sürdü. Takım sağ salim Kadıköy'e ulaştı. Sahada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ancak Sarı Lacivertliler Tuzla Spor'u 1-0 mağlup etti. Zira Türkiye Kupası H grubundan lider çıkmayı garantiledi. Bir daha basma. Dönüş nasıl olacak? Tren değişecek. Baba mikrofonu. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa yaşam endeksini açıkladı. Sonuçlarsa dikkat çekici. Endekse göre en iyi yaşam Isparta'da. Türkiye'nin en eğitimli ili Tunceli, en güvenli şehri Artvin, en çevreci ili de Kastamonu. En çok zengin ise İstanbul'da yaşıyor. Türkiye'de en iyi yaşam Isparta'da. İşte bu tespit Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. TÜİK ilk defa illerde yaşam endeksi araştırması yaptı. 81 ildeki vatandaşların yaşam kalitesi ölçüldü. Araştırmada konut, çalışma hayatı, gelir, eğitim, sağlık ve çevre gibi 11 başlığa bakıldı ve sonuçlar açıklandı. Yaşam endeksinin en yüksek olduğu il Isparta olarak belirlendi. Isparta'yı Sakarya ve Bolu takip etti. Yaşam koşullarının en kötü olduğu il ise Muş. Hemen ardından Mardin ve Ağrı geliyor. Eğitimde ise ilk sırayı Tunceli aldı. Listenin devamında Isparta ve Amasya var. Eğitim endeksinin en düşük olduğu illerde son sırada Hakkari yer aldı. Hakkari'yi Şırnak ve Ağrı takip etti. Ve çalışma hayatı. Zonguldak kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği, yeteneklerini geliştirdiği il oldu. En yüksek gelir ise İstanbul'da elde edildi. Gelir ve servet endeksinde son sırayı Adıyaman aldı. En güvenli il ise Artvin. Yaşam memnuniyetinin en fazla olduğu ilin de Sinop olduğu belirlendi. Çevre konusunda birinciliği Kastamonu göğüsledi. Konut endeksinde, yani yaşadığı evin kaliteli olmasındaysa ilk sıra Sakarya'nın. En
Endonezya'da bir kaynak ustası inanılması zor bir işe imza attı. Bundan 6 ay önce beyin kanaması nedeniyle sol kolu felç olan adam hurdalardan topladığı malzeme ile kendisine biyonik kol yaptı. İşte kaynakçı beyin cerrahının cerrahlara taş çıkaran başarı öyküsü. Topladığı hurdalardan kendisine biyonik kol yaptı. Görenler gözlerine inanamadı. 31 tahun ini kini terkenal di Karangasem Bali sebagai manusia robot. 31 yaşındaki Wayan Sumardana Endonezya'da yaşıyor. Ne bir bilim adamı ne de dünyaca ünlü bir cerrah. Sadece çocukluğundan beri demirlerle uğraşan bir kaynak ustası. Sumardana 6 ay önce beyin kanaması geçirdi. Sol kolu felç oldu. Bu durum çalışmasını zorlaştırdı. Gerekli tedaviler içinse yeterli parası yoktu. Çaresiz kalınca da büyük bir işe kalkıştı. Kendine elektronik kol yaptı. Harus berkonsentrasi penuh agar dapat menggerakkan robot melalui pikirannya. İnternetten araştırmalar yaptı, hurdalardan malzemeler topladı, topladığı materyalleri birleştirdi. Sonuç mu? Sonuçsa işte bu. Ini dari drone yang ortaya hurdalardan yapılmış biyonik kol çıktı ve inanılması zor ama aparatları kafa derisine bağlayıp gelen sinyaller yardımıyla kolu hareket ettirmeyi başardı. Mesin penggiling jagung, pemotong rumput serta oven. Sumardana artık daha rahat hareket ediyor. Kolu demirlerden olduğu için biraz fazla ağır olsa da istediği gibi oynatabiliyor. Artık çalışırken ihtiyaç duyduğu malzemeleri eliyle tutabiliyor. Yang bernasib sama dengannya agar tak pernah putus asa. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi hiç böyle görüntülenmedi. Karayolu işçisi bir felaketten tam anlamıyla milimetre farkıyla kurtuldu. İnsanın seyrederken bile yüreği ağzına geliyor. İşte ölümden böyle milim farkıyla kurtuldu. İnanılmaz olay İngiltere'de meydana geldi. Fosforlu kıyafetler içindeki işçi yol kenarındaki çöpleri topluyordu. Tam duvarın kenarındaydı. O sırada bir tır hızla emniyet şeridine girdi. Duvara o kadar yakın geçti ki işçi ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşanılan anlarsa kameralara böyle yansıdı. Olayın ardından ölümden dönen adam neye uğradığını şaşırdı. Şoktaydı. Belki de hala hayatta olduğuna inanamıyordu. Giden tırın arkasından böylece baka kaldı. Olimpiyat ateşi bu kez de yaşlı dedeleri sardı değerli izleyenler. Günlerce hazırlandılar. Ardından da kıran kırana yarıştılar. Birbirinden hırslı o dedelerin gençlere taş çıkaran koşusu internette yayınlanınca büyük ilgi gördü. Günlerce hazırlandılar, yerlerini aldılar. Start verilmesiyle de koşmaya başladılar. Gençlere taş çıkarttılar. Görüntüler bir Avrupa ülkesinden. Bir grup yaşlı sportmen gençlerden neyimiz eksik dedi, koşmaya karar verdi. Hepsi tek tek yerlerini aldı, start verilmesiyle de mücadele başladı. Dedeler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Kimse pes etmedi, var gücüyle koşmayı sürdürdü. Görüntüler internete düşünce de büyük ilgi gördü. Dedelerin yarışında renkli anlar da yaşandı. İşte bu dede adeta gövde gösterisi yaptı. Kollarını açarak tribünleri coşturdu. Kazanansa dostluk ve kardeşlik oldu. Bu haberle bültenimizi noktalayalım değerli izleyenler. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.